Ne konuşuyorsun böyle din adına? Ne uyduruyorsun böyle? Anandan atandan geleneklen görenek. Anandan atandan geleneğe baksan yine bunların felsefesinden iyidir ya. Yine bunların felsefesinden iyidir. Yine bakıyorsun bir hoca görmüş, hacı görmüş analar atalar değil mi? Bizim Hacı Zeki'nin Afyon'daki Allah selam versin nenesi öyle dermiş. Dokunan bir yemek gelirmiş. Getir dermiş. Ya nene sen hastasın, yaşlısın, ne yiyorsun demiş. Lilafi okurum, yerim evladım dermiş. Ondan sonra Allah Allah dedim ben de içimde. Hurafe herhalde koca karı şey dedim yani. Bir şey de demedim de ayıp olmasın diye. Ölmüş kanam. Sonra bir de kitap taşını baktım. Yemekten evvel lilafi okuyan da diyor. Zararı dokunmaz. Tabii ki lilafi oku da zehir iç demedik yani. Ama yani ben ara sıra, ben çok tembel bir adamım. Hemen yemeğe daldırırım yani böyle. Bir lilafi okuyamıyorum. İşte lilafi okuma sesine var kitapta. Var. Çünkü âmenev min havf. اَطْعَمَوْ مِنْ جُعُ Açlıktan doyurdu, yedirdi. وَاَمَنُوْ مِنْ خَوْ Korkudan emin kıldı, ayet bak. Yedirdi ama korkutmadı diyor. Bu ayetten dolayı. Şu kitapta görmesem, ya koca karı diyeceğiz. Ama sen işte Afyon'un koca karısı, senin cübbelinden, takkelinden daha alim çıkıyor. Çünkü neden? Gelenek diyorsun, gelenekçilik diyorsun bizimkine. Sen koca karının itikadı bile, koca karının itikadı zaten. Koca karılar öyle saf ve temiz inanır, cenneti, ahireti görür gibi. Koca karı deyince illa yaşlılık anlamında söylemiyoruz. Aynı beyin ve benim annem çok yaşlanmadı rahmetullahi aleyha. Ama o itikatta yani temiz itikat.